Açık ders malzemeleri 6046J algoritmalara giriş 24. ders. 6046 haftası. Oo, bu son haftanın konusu. İleri düzeydeki konularımız arasında olan ön belliği dikkate almayan yani cache oblivious algoritmalar. Oldukça eğlenceli bir alan. Benim için de özel yeri olan bir konu. Çünkü üzerinde pek çok araştırma yaptım. Bu alan Profesör Lysas'ın ortak katkılarıyla kuruldu. Gerçekten Profesör Lysas'ınla ilk buluşma konumuzu onun ön belliği dikkate almayan algoritmalar hakkındaki konuşması oluşturmuştu. Sanırım 1999'da Vancouver'daydı. İlginç bir yıldı. Böylece ön belliği dikkate almayan algoritmalar hakkında o tarihlerde bilgi edindim ve bu alanda çalışmaya başladım. Eğlenceli bir alandır. Ancak konu bazı bakımlardan bu sınıf içinde geliştirildi. Yanılmıyorsam bir sömestr galiba 98-99'da bütün problem setleri ön belliği dikkate almayan algoritmalar içerikliydi. Ve özellikle aynı zamanda araştırma fikirleri oluşturuyorlardı. Bu yönleriyle canlı, neşeli bir sömestirdi. Bu sömestirde de bunu yapmayı düşündük ama basite indirgedik. Tahmin edeceğiniz üzerine ön belliği dikkate almayan algoritmalar hakkında günümüzde daha fazla şey biliyoruz. Evet, sanırım genel bilgi bundan ibaret. Bir grup MIT öğrencisi, bunların içinde özellikle mühendis Harold Prokop tarafından geliştirilmiş demek istiyorum. Bu onun yüksek mühendislik teziydi. Şimdilik vereceği bütün atıflar bunlar. Henüz bitirmedim. Ancak web sayfamda yer alan bazı ders notları var. Fakat bunlara anlatacağım her şeyin olduğu kurs web sayfasına ayrıca bağlantılar yapacağım. Bunların hepsi aşağı yukarı son 5 yıl içinde, özellikle ilk makalenin basıldığı 99 yılından itibaren yapılmış bulunuyor. Ve bu konu nispeten yüksek seviyede olmasına rağmen geçen haftanın konusu olan çok izlekli algoritmalarıyla da ilişkili olup modern makinelerdeki paralellik konusuyla da ilgilidir. Ve bu son iki ders boyunca rastgele erişim yaptığımız çok basit model bilgisayarlarda olduğu gibi bu bilgisayarın belleğindeki herhangi bir şeye tek maliyetiyle girebilirsiniz. Bir belleğin bir kelimesini okuyabilir ve yazabilirsiniz. Bir kelimenin ne kadar büyük olabileceği ve daha bir sürü şey hakkında bazı ayrıntılar da mevcuttur ama çok özlü, sade ve düz bir modeldir. Belki çok izlekli hesaplamadaki fikre göre bir anda hareket ediyor. Buna rağmen belleği çok düz. Herkes bu belleğe sabit bir maliyette giriş yapabilir. Şimdi o modeli değiştireceğiz. Gerçek makinenin belleğinin bazı hiyerarşileri olduğunu kavrayacağız. CPU'larımız, bazı ön bellekleriniz, muhtemelen aynı yonga üzerinde birinci düzey ön bellek, ikinci düzey ön bellek var. Eğer şanslıysanız ana belleğe varmadan önce belki üçüncü düzey ön bellekleriniz de var. Ve dahası, belki gerçekten büyük bir diskiniz var ve belki orada da bazı ön bellekleriniz var. Ama ben bunlar hakkında hiç düşünmeyeceğim bile. Böylece belirtmek istediğim şu, çok sayıda farklı düzeyde belleğiniz var. Burada değişen CPU'ya yakın olan şeylere erişmekte çok süratli olması. Genellikle birinci düzey ön belleğe bir cycle ya da çevrimde veya daha az zamanda erişebilirsiniz. Sonrasında bu hız giderek azalır. Belleğin maliyeti hala 70 nanosaniye kadardır. Bu da uzun bir zaman. 70 nanosaniye şüphesiz çok uzun bir zaman. Yani buradan başladığımızda gittikçe yavaşlıyoruz. Aynı zamanda daha büyüyoruz. Başka bir deyimle, eğer her şeyi ön belleğin birinci düzeyine koyabilseydik, sorun çözülmüş olurdu. Ancak düz bellek ne hale gelirdi? Her şey bu düzeyde erişmenin aynı miktarda zaman alacağını varsaydık. Ama genellikle buna yer ayıramayız. Ayrıca her şeyi birinci düzey belleğine koymak da mümkün değildir. Yani bir bellek hiyerarşisi olmasının da bir nedeni var demek istiyorum. Bu nedenin ne olduğu hakkında bir şey söyleyecek olan var mı? Hayattaki bazı limitler gibi bir şey. Yani hızlı bellek pahalı. Bu da pratikteki gerçek limit. Birinci düzeyde gittikçe daha fazla bellek oluşturmaya çalışabilirsiniz. Belki gayret sarf edebilirsiniz ama masraflar da önemli bir limittir ve pratikte bazı şeylerin sadece bulundukları ölçüde olmalarının da belki de nedenidir. Ama bir an için belleğin gerçekten ucuz olduğunu varsayın.
Bazı şeylerin gelişiminde fiziki limitlerin de yeri vardır. Işığın hızı gibi. Önemli bir soru değil mi? Ne kadar olursa olsun bir atoma sadece belli sayıda parça yükleyebileceğinizi varsayalım. Bu belli bir alan içine sadece o kadar parça yükleyebileceksiniz demektir. Eğer daha fazla parça isterseniz daha fazla alana ihtiyacınız olacak. Daha fazla alana sahip olmanız bir gidiş dönüş yapabilmeniz için daha uzun zaman gerektirecek demektir. Netice olarak CPU'nuzu uzayda bu nokta gibi nispeten küçük ve verinizi içine alması gereken yeterlikte varsayarsanız veriyi arttırdığınız ölçüde uzakta olması gerekir. Ancak CPU etrafında bu çekirdeklerin olduğunu, 3 boyutta olmadığımızı, yongaların genelde 2 boyutlu olduklarını biliyoruz. Ama aldırmayalım. CPU'ya yakın olan ve erişilmesi daha hızlı olan küreye daima sahip olabilirsiniz. Buradan uzaklaştığınız ölçüde maliyet artar. Fizik, geometri vesaire disiplinlerde genelleştirilmiş olmasına karşın bu modelin özü itibariyle temsil ettiği budur. Bu belleği elde etmek için gidiş dönüş zamanındaki gecikme büyük olmalıdır. Genel olarak belleğe erişim maliyeti iki şeyden oluşur. Bunlar gecikme ve özellikle ışık hızı ile sınırlanan gidiş dönüş zamanıdır. Gidiş dönüş zamanına ek olarak veriyi dışarı çıkarmanız da gerekir. Ne kadar veri istediğinize bağlı olarak o kadar fazla zaman alacaktır. Öyleyse bir şey daha var. Bunun veri miktarı bölü bant genişliği olduğunu hemen söyleyelim. Bant genişliği veriyi dışarı alma hızıdır. Buradaki farklı belleklerin bant genişliklerine bakarsanız aşağı yukarı hepsi aynıdır. Gerçekten iyi tasarlanmış bir bilgisayarınız varsa bant genişliklerinin hepsi de aynı olmalıdır. Yani diskteki veriyi gene de gerçekten hızlı bir şekilde genellikle veri yolunun CPU'ya yani merkezi işlem birimine ulaşım hızıyla çıkarabilmeyi beklersiniz. Yani çıkışa gönderme gittikçe yavaşlasa da bu sadece gecikme nedeniyle daha yavaş olur. Öyleyse bu belki de makuldür. Genelde bant genişliği aynı gibidir. Artan gecikmedir. Öyleyse gecikme artarken bizim hala aynı miktar bant genişliğini bölmemiz gerekiyorsa tüm bu düzeylerdeki erişim maliyetlerini yaklaşık aynı seviyede tutmak için ne yapmamız gerekir? Bu sabit. Pardon, bu artıyor diyelim. Ama bu hala büyük kalıyor. Bu formülü dengelemek için ne yapabiliriz? Miktarları değiştirmek. Gecikme arttığına göre miktarı arttırırsak bir elemana amortize edilmiş giriş maliyeti düşecektir. Demek ki bu en basit anlamda amortizasyon oluyor. Öyleyse buna tüm bloka erişim diyelim. Bu da blokun boyutu. Öyleyse bir elemana erişim için amortize edilmiş maliyet gecikme bölü blokun boyutu yani miktarı artı 1 bölü bant genişliğidir. Pekala. Şimdi ister istemez şunu düşünmelisiniz. Demek ki burada sadece miktarlara bölüyorum. Çünkü miktar bir erişimde elde edeceğiniz eleman sayısı olur. Pekala. Böylece amortize maliyeti için bu formülü elde ediyoruz. 1 bölü bant genişliğinin hangi seviyede olursak olalım iyi olacağını iddia ediyorum. Burada pahalılık dışında kayda değer gerçek bir sınırlayıcı yok. Ve gecikme de amortize miktarları götürüyor. Öyleyse gecikme ne olursa olsun burada daha fazla büyüyor. Gittikçe daha fazla şey elde ediyoruz. Sonra bu iki terimi eşitliyoruz. Dengelemede bu iyi bir yol olacak. Burada özellikle diskin gerçekten yüksek gecikmesi vardır. Sadece ışığın hızı değil, diskin izlerinde kafanın hareket hızı da söz konusu olur. Diğer şeylerin hiçbirisi genellikle fiziki bir harekete sahip değildir. Sadece elektrik olaylarıdır. Dolayısıyla diskteki gecikme oldukça yavaşlatıcı bir faktördür ve bunun neticesinde diskten bir şey okumak istediğinizde daha çok veri okumalısınız. Örneğin 1 megabayt civarında.
Belki bugünlerde bu değer çoktan eskidi ve bu değeri günümüze uyumlu hale getirmek isterseniz. Diskten bir şey okurken belki birkaç megabayt okursanız bunları uyumlu hale getirebilirsiniz. Bunu yapmakta bazı sorunlar vardır. Sorunun ne olduğu hakkında bir görüş var mı? Yani bu algoritma var ve diskten bir şey okuduğu zaman sorguladığı elemanın etrafındaki 1 megabayt tutarında diğer verileri de okuyor. Böylece erişim için gereken amortize maliyet makul olabilir. Fakat bunu yaparken aslında bir şeyleri de varsaymak gerekli, değil mi? Doğru. Yani geri kalan veriyi kullanacağımı varsayıyorum. Eğer istediğim bir bilginin etrafındaki 10 megabayt bilgiyi kullanacaksam, A köşeli parantez I'ye erişim yaptığımda, A etrafındaki I'dan 10 milyon I'ye elde etmiş olursam bu oldukça iyi bir şey olur tabii. Eğer algoritmada bu veriyi bir amaç için kullanacaksa bu anlamlı olabilir. Böylece bu spatial locality, yani mekansal yerellik olacaktır. Ön belleği dikkate almayan ve ön bellek duyarlı algoritmaların dünyasında bu olduğunda siz iyi performans gösteren algoritmalar istersiniz. İşte bloklama fikri budur. Yani algoritmanın bir blok içindeki elemanların tümünü ya da en azından büyük bir kısmını kullanmasını, bunun neticesi olarak bir miktar belleği buna ayırmasını istiyoruz. İşte buna mekansal yerellik deniliyor. Çünkü o zaman ideal olarak hepsini kullanabiliriz. Ancak algoritmanıza göre bu biraz şaşırtıcıdır. Çünkü burada başka bir mesele daha var. Yani erişim yaptığınız şeyi 10 MB'ınızı ana belleğe okuyorsunuz ve bugünlerde en azından 4 GB boyunda bellekler var. Bu kapasitenizle ana belleğe gerçekten farklı pek çok blok kaydedebilirsiniz. İstediğiniz bu blokları mümkün olan en uzun süre boyunca kullanmak ama belki de hiç kullanmayacaksınız. Eğer doğrusal zamanlı bir algoritmanız varsa belki her elemanı sabit sayıda birkaç defa ziyaret edeceksiniz. Öyleyse bu yeterli. Ama algoritmanız doğrusal zamandan daha fazla ise elemanlara birden fazla erişim yapacaksınız. Sonuç olarak bloku tamamen atmadan önce bloktaki tüm elemanları sadece birer kere değil birkaç kez kullanmanız iyi fikir olacak. Buna zamansal yerellik, yani temporal lokalite diyoruz. Yani ideal olarak blokları istediğiniz kadar tekrar tekrar kullanıyorsunuz. Yani tüm bu ön belleklere zaten sahibiz demek istiyorum. Bu kelimeyi önceden yazmamışım. Bu ön bellekleri bir şey için kullanmalıyız. Gerçekten bir bloktan fazla veri alabilirler. Bir ön bellek birkaç blok depolayabilir. Kaç tane mi? Birazdan göreceğiz. Pekala, genel amaç bu. Ama bu noktada model hala güzel değil. Bu tür bir makinede doğrudan iyi çalışan bir algoritma tasarlamak isterseniz mümkündür ama çok güçtür. Ve gerçek makinelere benzemesine karşılık şimdiye kadar hiç yapılmadığını söylemeliyim. En azından teorik ve daha çok pratik açıdan esas mesele aynı anda iki düzeyde düşünmek gerektiğidir. Doğal olarak bu konunun bu modelde basitleştirilmiş bir ifadesi olur. Ancak algoritmalarla ilgili pek çok şey söyleyebiliriz. Özetlemek gerekirse bu modelde her bir düzeyde farklı toplam boyutlar bulunur ve bu nitelikleriyle bu model üzerinde çalışılması ve algoritmaların tasarlanması açısından çok karmaşıktır. Oysa sadece iki düzey boyutunu düşünürseniz çözümü nispeten kolaydır. Özetle sabit sayıda kayıt olduğunu varsaydığımız CPU'muz var. İçinde birkaç veri olunca bunlara ilaveler ve daha neler yapabileceğinizi biliyorsunuz. Sonra burada gerçekten hızlı bir boru var. Onu bazı ön belleklere doğru ve kalın şekilde çiziyorum. İşte ön bellek bu. Ve ana bellek dediğim, bu gerçekten büyük depoya bağlanan nispeten dar bir borumuz var.
İşte genel görüntü bu. Şimdi burası herhangi iki düzeyi temsil edebilir. Bu L3 ön belleği ve make memory yani üretilen bellek arasında yer alabilir. Bu ne olabilir? İsim vermek en iyisi veya ön bellek makinenin RAM'i telakki ettiğimiz gerçek ana belleği olabilir. Oradaki bellek de diskin belleği olabilir. Önemsediğiniz her şey olabilir. Genellikle bir programınız varsa her şeyin ana belleğe sığdığını varsayarsınız. Sonra ön belleğin davranışı üzerinde durursunuz. Belki bu iki düzeyin arasına bakarsınız. Burası dahili programı muhtemelen en fazla ilgilendiren bölümdür. Çünkü buradaki maliyet türevi, buradaki maliyet türevine nispeten gerçekten çok büyüktür. Eğer veriniz ana belleğe sığmıyorsa ve diske gitmek zorunda kalıyorsanız, bu düzeye gerçekten önem veriyorsunuz demektir. Çünkü maliyet türevi burada çok büyüktür. 6 haneli büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla pratikte sadece 2 bellek düzeyi düşünürseniz bu en uygun olur. Pekala. Şimdi bazı parametreleri tanımlayacağım. Sadece anlaşılır kılmak için bunları ön bellek ve make memory olarak adlandıracağım. Çünkü ana belleği olduğu gibi düşünmek istiyorum. Şimdi, böylece şimdi üzerinde durmamız gereken ek kavram bu ön bellek denilen şey. Belli sınırda boyutlu ve bir blok boyutu var. Blok boyutu B ve birkaç blok da M bölü B ediyor. Böylece ön belleğin toplam boyutu M'dir. Pekala, ana bellekte B boyutunda bloklarla bloklanmış. Biz bunun boyutunu sonsuz kabul ediyoruz. Bu resimdeki boyutunu dikkate almıyoruz. Algoritmanızın verinizin yapısını içine alacak kadar büyük boyutta olduğunu varsayıyoruz. Evet, genel model bundan ibaret. Ve ayrıntılara girmek istemediğim acayip tarihi nedenlerle bu şeyler büyük M ve büyük B olarak adlandırılıyor. M, çağrışımla memory yani bellek gibi gelse de ön bellekten ibaret. Nedenini sormayın. Pekala, geçmişini böyle anladık. Şimdi bu modelle ne yapacağız? İyi görünüyor fakat onunla ne ölçeceğiz? Ön belleğin gerçekten hızlı olduğunu varsayacağım. Böylece CPU ön belleğe anında erişim yapabilir. CPU'nun yaptığı hesaplama için ise gene bir maliyetim var. Ön belleğin yeter derecede yakın olduğunu varsayarak bunu aldırmıyorum. O bellek çok büyük olduğu için uzak olması gerekiyor ve bu nedenle bu boru sorun oluşturuyor. Almam gereken veri için bu boru kalın ama gerçekten çok uzun. O halde gecikme büyük olacak. Bant genişliği hala yüksek. Burada tüm transferler bloklar halinde yapılmış. Dolayısıyla başka bir işlem olmadığı zaman CPU bellekteki A'nın I'sını istediğimde bu ön bellekte ise temin edilebilir. Bunun maliyeti yoktur. Aksi takdirde CPU aranan elemanı içeren bloku ana bellekte yakalar, ön bellek dolu ise bazı elemanları atar ve aradıklarını ön belleğe taşıdıktan sonra veriyi kullanabilir ve bu böyle devam eder. Ön bellekte olmayan bir şeye gereksinim duyarsa o zaman onu ana bellekte bulup alması gerekir. Bir şeyi attığınız zaman aslında geri dönüp belleğe yazıyorsunuz. İşte model bu. Demek ki ön belleğe erişimleri ücretsiz varsayıyoruz. Ama algoritmanın koşma süresi üzerinde hala düşünebiliriz. Koşma süresinin tanımını değiştirmeyeceğim. Bu hesaplama süresi olarak kalacak. Veya çok izlekli lingosunu yani dilini kullanmak isterseniz hesaplama süresine iş diyeceğim. Pekala. Öyleyse hala zamanımız var ve N'nin T'sinin anlamı eskiden yapılanlar olacak. Şu anda yaptığımız ne olup bittiğini daha iyi anlamaktan ibaret. Özü itibariyle bellek sisteminde yararlanabileceğimiz paralelliği ölçmedir. Bir şeye eriştiğiniz zaman aslında B sayıda Ö'yi elde edersiniz. Bunlar eski uygulamalar. Şimdi yapmak istediğim bellek aktarımlarını ölçmek. Bunlar blokların transferleri. Öyleyse iki düzey arasındaki blok bellek transferleri yani ön bellek ile ana bellek arasında.
Demek ki bellek transferleri aslında okunanı veya yazılanı okuma. Belki bunu belirtmeliyim. Bunlar ana bellekten okunanlardan ve oraya yazılanlardan oluşan bloklardır. Şimdi yeni bir simgelemi tanıtacağım. Bu yeni bir simgelem ve işlerin nasıl yürüdüğüne bakacağız. N'nin MT'si. N boyutlu problemin süresi yerine sadece bellek transferlerinin sayısını ele almak istiyorum. Böyle bir fonksiyon sadece N'ye değil, aynı zamanda modelimizdeki B ve M parametrelerine de bağlıdır. Yani aslında MT B virgül M parantez N olması gerekiyor. Ama görüldüğü gibi bu karmaşık olduğu için ben MT N'ye bağlı kalacağım. Fakat bu büyümeyi esas itibariyle daima N cinsinden önemsememden. Büyümeyi her şey açısından önemsiyorum. Ancak değiştirebileceğim tek şey N. Nitekim biz yenilemeleri yazarken olduğu gibi çoğunlukla yalnız N'nin değiştiğini düşünürüz. Blok boyutunda yenileme yapamam. Ön belleğin boyutu üzerinde de yenileme yapamam. Bunlar bana verilmiş sabit büyüklüklerdir. Öyleyse esas itibariyle N'yi değiştireceğiz. Fakat B ve M burada daima önemlidir. Sabit değildirler, modelin parametreleridirler. Pekala, oldukça kolay. Buna disk erişim modeli denir. Modelleri çok seviyorsanız. İsterseniz dış bellek modeli veya ön belleğin bilincinde olan model diyebilirsiniz. Belki bunu tekrar belirtmeliyim. Bu ön belleğin farkında olan, yani cache aware bir modeldir. Genel olarak bu çeşit modellerde bu makine modelinde çalışan bazı algoritmalar vardır. Bu ön belleği önemseyen bir algoritmadır. Biz ön belleği önemseyen algoritmalarla çok ilgilenmiyoruz. Bir tanesini görmüştük. B ağaçlarını. B ağaçları ön belleği önemseyen veri yapılarıdır. Bunun altında B boyutunda bazı bloklar olduğunu varsayarsınız. Gördüğünüz model belki tam olarak bu değildi. Özellikle ön belleğin büyüklüğünün ne olduğuna pek aldırmazsınız. Çünkü B sayıda öğeyi okuduğumda hepsini istediğim kadar kullanabilir ve B sayıda öğenin neresine sığacağını anlayabilirim. Ve bu da bana log n yerine B tabanında log n sayıda bellek transferi verir. Ve bu da tercih ettiğiniz dengeli ikili arama ağacını kullanma durumunuzdaki performans olur. Özetle n'nin B tabanlı logaritması n'nin iki tabanlı logaritmasından kesinlikle daha iyidir. B ağaçları ön belleği önemseyen algoritmalardır. Bugün ve gelecek derste ön belleği dikkate almayan yani cache oblivious algoritmaları elde etmeye çalışacağız. Ön belleği önemseyen ile dikkate almayan algoritmalar arasında özü itibariyle sadece bir tek fark vardır. Ön belleği dikkate almayan algoritmalarda algoritma B ve M'nin ne olduğunu bilmez. Bu biraz zorlayıcı ancak çok da ilginç bir fikirdir. Makinenin modelinin bu olduğunu varsayıyorsunuz ve bu M boyutundaki ön bellek ile B bloku yani ana bellek ile B bloku arasındaki bellek transferleriyle ilgileniyorsunuz. Fakat modelin ne olduğunu hiç bilmiyorsunuz. Modelin diğer parametrelerini bilmiyorsunuz. Buna benziyor ama enini bilmiyorsunuz. Yüksekliğini bilmiyorsunuz. Neden olmasın? Yani B ve M'nin ne olduğunu analizler biliyor. Şimdi ders süresince gördüğümüz eski, sıkıcı algoritmalara benzeyen bazı algoritmalar yazacağız. Bu modelin güzel taraflarından biri de bu. Gördüğümüz algoritmaların ön belleği dikkate almayan algoritmalar olduğunu biliyoruz. Çünkü bu sınıfta bugüne kadar ön bellek kelimesini dahi bilmiyorduk. Böylece işlerinden seçebileceğiniz pek çok algoritma var. Tabii bunların arasından bazıları bu modelde iyi işleyecek, bazıları ise işlemeyecek. Bu yüzden B ile M ne olursa olsun tıpkı eski algoritmalarımızda olduğu gibi iyi işleyecek algoritmalar tasarlamak istiyoruz. Başka bir deyişle eğer ön belleği dikkate almayan iyi bir algoritmanız varsa B ve M'nin her diğerinde iyi çalışması gerekir. Bu varsayımın bazı sonuçları var. Ön belleği önemseyen bir algoritmada belleğimi B boyutta parçalar halinde bloklarım diyebilirsiniz. İşte buradaki gibi. Bu B elemanlarını şurada, bu B elemanlarını da burada depolardım. B'yi bildiğiniz için bunu yapabilirsiniz. Pekala. Şimdi bu B elemanlarını ön belleğimi okumak, sonra da bunları buraya yazmak istiyorum diyebilirsiniz. Böylece ön belleğinizi tartışmasız bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Oysa ön belleği dikkate almayan algoritmalarda bunu yapamazsınız. Çünkü ne olduğunu bilmezsiniz. Yani her şeyin varsayımsal olması lazım.
disk için hariç. Zaten ön bellekler daha ziyade bu şekilde çalışırlar. Öyleyse oldukça akılcı bir model. Özellikle ön bellekte olmayan bir elemana erişim yaptığınızda o elemanı içeren bloku otomatik olarak ele alırsınız. Ve eğer o blokta değil ise bir bellek transferi bedeli ödersiniz. Peki, ya ön belleği dolu ise? O takdirde ön belleğinizden bazı blokları atmak zorundasınız. Öyleyse blokun atılabileceği bazı modellere ihtiyacımız var. Çünkü bu durumu biz kontrol edemiyoruz. Algoritmamız içinde blokların ne oldukları hakkında hiç bilgimiz yok. O halde bu modelde varsayacağımız şey ideal durum. Yani yeni bir bloku aldığınızda ön belleğiniz dolu ise en son kullanılacak bir bloku kapı dışarı itmek olacak. Özür dilerim, zaman açısından en son, mesafe açısından değil, en ilerideki zamanı, en uzak geleceği ifade ediyor. Bu da yapılması mümkün en iyi şey oluyor. Uygulamada yapılması biraz zor. Çünkü kain değilseniz genellikle geleceği bilemezsiniz. Yani bu biraz ideal bir model ama çok akılcı. Eğer 20 numaralı notu okuduysanız, Slater ve Tarjan o belgede rekabetçi algoritmalar fikrini ileri sürüyorlar. Liste depolamada ön bulutsal bir yeri olan bu belgenin sadece küçük bir kısmını anlatmış oldum. Ama bu not bu tür stratejiler olduğunu doğruluyor. Belki bu konuyu etikte duymuşsunuzdur. Bazıları bu konuya değindiler. Bazıları ilgilenmedi. Buna strateji sayfalaması deniliyor. Yani sayfalardan veya bloklardan oluşan belli miktarı ön bellekte muhafaza etmek istiyorsunuz ve sadece ön belleğinizde olmayan bir bloka erişim yaptığınızda bir şey ödüyorsunuz. Yapılacak en iyi şey en son kullanılacak bloku atarak kalan diğer blokları kullanmak. Eğer geleceği biliyorsanız bu offline yani çevrim dışı en iyi strateji olur. Fakat bu stratejiye karşı özü itibariyle devamlı rekabetçi olan algoritmalar var. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum çünkü gerçekte her zaman rekabetçi değiller. Fakat bu dersin amaçları bakımından öyle farz edebiliriz. Detayları konusunda endişelenmeyin. Genellikle bu konudaki varsayımı hiç kullanmıyoruz bile. Ön belleği dikkate almayan model işte budur. Yapılması gereken herhangi bir şeyin yapılacağı düşüncesi her şeyi daha da netleştiriyor. En iyi yerine en rekabetçiyi kullanmak istediğinizde de iyi, bulutsal, ne varsa onu simüle edebilirsiniz. Tamam. Ön belleği önümsemeyen algoritmalar hakkında bu kadar yeter. İki düzeyli bir modeli elde ettiğinizde B ve M'yi bilmediğinizi farz edin. Bu otomatik talep ve benzerleri yazılımda var. Cisimlerin hepsini tablo şeklinde yapacağımdan bu evrede daha anlaşılır olması için biraz daha konuşmak gerekli. Demek ki doğrusal düzenin ne olduğu belli değil. Doğrusal düzen okuma sırasıdır. Her zaman açıkça söylemesek de tipik model belleğin doğrusal bir dizilim olduğu haldir. Programınızda depoladığınız her şey bu doğrusal dizilimde yazılıdır. Assembly ve benzeri programlamalardaki model budur. Bir adres alanınız var ve burası ile şurası arasında herhangi bir sayı bu alan olabilir. Buna fiziksel bellek diyoruz. Yazabileceğiniz alanın hepsi bu. Görüldüğü gibi sıfırda başlıyor ve buraya sonsuz diyeceğimiz yere kadar gidiyor. Kim bilir? Pekala, genellikle bunu fazla düşünmeyiz. Şimdi beni ilgilendiren bu görünümde belleğin bloklanmış olduğu. Başka deyimle, parçanız belleğe nasıl yerleşmiş olursa olsun, B uzunluğunda bloklarla gruplandırılmıştır. Eğer buna 1 dersem daha iyi olacak. Bu B. Bu B pozisyonu artı 1, bu 2B, bu 2B artı 1 vesaire. Bunlar bellek içindeki anahtar listeleri. Bu bloğun nasıl oluşturduğunu gösteriyor. Burada bir şeye erişim yaptığınızda şu bloku U'dan alırsınız. B'nin bir önceki katına veya bir sonraki katına yuvarlarsınız. Bu her zaman böyle olur.
bazen buraya özgü bir dizilimi ele alırsınız. O dizilimin belki de bloklarla uyumlu şekilde dizilmemiş olabileceğini daima hatırınızda tutmalısınız. Fakat genellikle uyumlu olacağı için fazla üzerinde durmuyoruz. Ancak burada hassas bir durum olabilir. Model hakkında bilmeniz gerekenler bunlar. Özetle B ağaçları hariç gördüğümüz her algoritma ön belliği dikkate almayan bir algoritmadır. Ve sorumuz her şeyin koşma süresi açısından ne olduğunu biliyoruz ama şimdi bellek transferlerinin MT N'sini ölçmek istiyoruz. Bir başka gerçek veya teoremi belirtmek istiyorum. Kesin şekilde tanımlamak istemediğim için köşeli parantez içine alıyorum. Eğer iki seviyede etkin bir algoritmanız varsa, başka bir deyimle buradaki gibi algoritmanız iki düzeyli bir dünyada etkiliyse ve ön belliği önemsemeyen bir algoritma ise, bellek hiyerarşisinin örneğin L sayıdaki düzeyinde de etkilidir. Ama etkinin ne olduğunu tanımlamak istemiyorum. Fakat sezgisel olarak eğer makineniz gerçekten buna benziyor ise ve ön belliği önemsemeyen bir algoritmanız varsa ön belliği önemsemeyen analizleri B ve M'lerin tümüne uygulayabilirsiniz. Yani bellek transferinin sayısını burada, 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 burada ve burada çözümleyebilirsiniz. Ve eğer iyi bir ön belliği önemsemeyen algoritmanız varsa bütün düzeylerdeki performansının iyi olması gerekir. Bundan ötürü toplam performans da iyi olur. İyi, burada sabit faktörlere kadar asimptotik açıdan en iyi durumu ifade etmektedir. Bunu ispatlamak istemiyorum. Ön belliği önemsemeyen algoritmalarıyla ilgili makaleleri okuyabilirsiniz. Ön belliği önemsemeyen algoritmaların iyi tarafı budur. Öte yandan eğer belli değerde B'ye, belli değerde de M'ye ayarlanan ön belliği önemsemeyen bir algoritmanız varsa bu sorunu yaşamazsınız. Bu ön belliği önemsememenin güzel bir niteliğini oluşturur. Bir diğer güzel nitelik de algoritmayı kodlarken B'yi ve M'yi kullanmanızın gerekmemesidir. Bu özellik her şeyi biraz basitleştirir. Şimdi biraz algoritma yapalım. Modeller hakkında bu kadar yeter. Çözümleme bağlamında ısınmak için gerçekten basit şeylerle başlayacağız. Ön belleğin önemsenmediği dünyada yapabileceğiniz en basit iyi iş taramadır. Tarama bir dizilimde öğeleri sadece kendi düzen sıraları içinde ziyaret etmekten ibarettir. Böylece A1'den AN'ye kadar sırayla ziyaret edin. Ziyaret nosyonu açısından bu sabit zamanlı bir operasyondur. Örneğin dizilimin toplamını hesaplamak istediğinizi düşünelim. Dizilimde bulunan tüm öğeleri toplamak istiyorsunuz. Böylece bir ekstra değişkeniniz var ama bunu bir kayıt saklayıcısında veya nerede isterseniz orada depolayabilirsiniz. Bu basit bir örnek. Dizilimi toplayın. Pekala. İşte resim burada. Belleğimiz var. Bu hücrelerden her biri bir öğeyi, bir elemanı temsil ediyor. Log n sayıda biti, bir sözcüğü, her neyse. Dizilimimiz burada bir yerde. Belki de orada. Ve buradan buraya, buraya, buraya gidiyoruz. Ve böyle devam ediyoruz. Peki, bu kaça mal oluyor? Bellek transferlerinin sayısı ne? Bunun doğrusal zamanlı bir algoritma olduğunu biliyoruz. Düzey ne zamanı alıyor? Bellek transferi açısından kaça mal olur? N bölü B. Çok fazla. Düzeyinin N bölü B olduğunu artı 2 veya büyük O'da 1 olduğunu söylemek istiyoruz. Bu biraz endişe verecek. Demek istediğim N B'den küçük olabilir. Gerçekten tüm olasılıkları düşünmek istiyoruz. Çünkü genellikle böyle bir şeyi N boyutunda yapmıyorsunuz. Bunu K gibi bir boyutta yapıyorsunuz ve K hakkında da aslında fazla bir şey bilmiyoruz. Ama genellikle bu N bölü B artı 1'dir. Çünkü N 0 olmadıkça bir şeye bakabilmek için en az bir bellek transferine ihtiyacımız olur. Ve özellikle sabitlerle ilgileniyorsanız artı 2'dir.
Eğer büyük O'yu yazmazsam azami artı 2 olacaktır. Çünkü aslında ilk bloku harcayabilirsiniz ve her şey bir süre yolunda gider. Ondan sonra eğer şanslısınız son bloku da harcarsınız. O bloğun içinde sadece bir öğe vardır ve ondan fazla bir kazancınız olmaz. Ama ortadaki her şeyin birinci blok ile son blok arasındaki her blokun doğru olması gerekir. Dolayısıyla bu elemanların tümünü kullanırsınız. Bunun sonucu N sayıda öğeden elinizde yalnız N bölü B sayıda blok olur. Çünkü blokta B kadar eleman vardır. Pekala, bu oldukça önemsiz bir durum. Biraz daha enteresan bir şey yapayım. Aynı anda iki tarama gibi. Bu taramada M hakkında hiçbir varsayımda bulunmuyoruz. Önbeliğin boyutu hakkında bir varsayım yapmıyoruz. Sadece tek blok tutabileceğimizi farz ediyoruz. En son ziyaret ettiğimiz blok orada olmalı. Peki, sabit sayıda paralel taramayla yapabilirsiniz. Bu çok izleklilik bağlamında gerçek paralellik değil. Bit simülasyonlu paralellik. Yani demek istediğim, eğer sabit bir sayı varsa bir tane yapın, ötekini yapın, ötekini yapın, geri gelin, geri gelin, geri gelin, tamam, onları sırasıyla ziyaret edin. Mesela burada güzel bir kod parçası var. Eğer bir dizilimi tersine çevirmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bu iyi bir yapbozdur. Esas itibariyle ilk ve son elemanlarını sürekli değiştirdiğiniz iki taramayla yapabilirsiniz. Ben de AI'yi N-I artı 1 ile yer değiştirip 1 ile yeniden başlıyorum. İşte diziliminiz bu. Bunun gerçekten benim dizilimim olduğunu düşünün. Bu ikisini yerlerini değiştiriyorum ve bu ikisini görüyorum. Böylece devam ediyor. Bu dizilimi tersine çevirir ve dizilim tek sayılı olsa bile bunun ortada iyi çalışması lazım. Ayrıca bir şey yapmasına ihtiyaç yok. Böylece bunu iki tarama olarak görebilirsiniz. Bir tarama bu yöne geliyor, bir de tersine tarama var ama biraz daha karışık ve bu yöne doğru geri geliyor. Şüphesiz tersine taramanın analizi ayrıdır. Tabii belleğiniz en azından iki bloğu depolayacak kadar büyükse, ki bu çok makul bir varsayımdır, öyleyse yazalım. Bellekteki blokların sayısının M bölü B olduğunu farz ederseniz ve bu algoritmada en az iki tane var, bellek transferlerinin sayısı hala N bölü B artı 1 düzeyindedir. Evet, belki sabit yukarı çıkar ama bu durumda muhtemelen çıkmaz. Kimin umurunda? Öyleyse sabit sayıda tarama ve sabit sayıda dizilim yaptığınız sürece bir tanesi tersine çevirir, ne şekil alırsa alsın buna doğrusal zaman alır deriz. Girdiğiniz blokların sayısı cinsinden doğrusaldır. Mükemmel. Şimdi bir dizilimi tersine çevirebilirsiniz. Heyecan verici. Bir başka basit algoritmayı başka bir tahta üzerinde deneyelim. İkili aramayı deneyelim. Böylece tıpkı geçen hafta olduğu gibi temel bilgilerimize geri dönüyoruz. Bu sınıfta scanning, yani tarama hakkında konuşmadık bile. İkili arama hakkında bir parça konuştuk. Basit bir böl ve fethet algoritmasıydı. Ümit ederim hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ve bir dizilime bakarsak ve burada hücreleri çizmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir dizilimde ikili aramayı tahayyül etmek istiyorum. Fakat hep sola gittiğini düşünün. Ortadaki bu elemanı ziyaret ederek işe başlıyor. Sonra ilk başta 4'te 1 noktasına gidiyor. Sonra da 8'de 1 noktasına gidiyor. Pekala, bu ikili aramanın hipotetik bir uygulaması. Ve sonunda aradığı elemanı buluyor. En azından nereye yerleşeceğini buluyor. Böylece x burada. Ve bunun log n'ye kadar zaman aldığını biliyoruz. Peki bu süre içinde kaç bellek transferi yaptı? Şimdi bu dizilimi B boyutunda parçalar halinde blokladım. Kaç bloka dokunurum?
Buradaki biraz daha zor. N ile B'nin göreceli boyutlarına bağlı, öyle değil mi? N'nin B log tabanı iyi bir tahmin olabilir. Öyle olmasını istiyoruz. Ümit ediyoruz. Çünkü temelde N sayıda öğesi olan sıralanmış bir listeyi B ağaçlarının N'nin log B tabanındaki süresinde arayabileceğini biliyoruz. Bu da önbelliği dikkate almayan ya da iki düzeyli bir modelde N'nin B log tabanı kadar harcamanın optimum yani en iyi değer olduğunu ortaya çıkarır. Burada bunun kanıtlamasını yapmayacağım. Log N kıyaslamalarına normal modelde ikili arama yapmak için de aynı nedenle ihtiyacınız var. Aslında N'nin B log tabanını B'yi bilmeden de elde etmek mümkündür. Fakat ikili tarama bunu yapmaz. Log N bölü B, evet. Öyleyse N sayıda öğe ile yapılan bellek transferlerinin sayısı log N bölü B'dir ki, burada bir de artı bir var diyelim. Bu da aynı zamanda log N eksi log B olarak bilinir. Beri taraftan N'nin B log tabanı log N bölü log B'dir. Tamam mı? Ve bu da çıkarma işlemi yapmaktan çok daha iyidir. Netice bu ise iyi ama bu ise kötü. Oysa çoğu zaman bu log ne olur ve işe yaramayabilir. Yani hiç blok kullanmazsınız. Demek istediğim burada bu şeyi ihtiva eden küçücük bir blok var. Küçücük diyorum ama bu B'nin ne kadar büyük olduğuna bağlı. Diğer taraftan siz X değerinde bir blokun içine girinceye kadar bu öğelerin her biri başka bir blok içinde olacaktır. X değerinde bir bloğun içine girdiğinizde artık sadece sabit sayıda bloklar sizi ilgilendirir. Başka bir deyişle tüm bu erişimler aslında aynı bloğun içinde olur. Peki bunlardan kaç tane var? Küçük A içinde sadece log B kadar. Çünkü küçük K boyutlu aralıklar içindeyseniz blok içinde sadece log K sayıda adım atabilirsiniz. Öyleyse burada log B'yi tasarruf edersiniz ama toplam olarak log N ödersiniz. Yani sadece log N eksi log B artı belli bir sabiti elde edersiniz. Öyleyse ikili arama için bu kötü haber. Demek ki şimdiye kadar görmüş olduğumuz algoritmaların hepsi bu modelde iyi netice vermeyecek. Bu nedenle ikili arama sorununu çözmeden önce daha fazla düşünmeye ihtiyacımız var. Sıralanmış bir listede B'yi bilmeden N'nin B log tabanında bir elemanının bulunması konusunda. Pekala, B ağaçlarını kullanabileceğimizi biliyoruz. Eğer B'yi bilirseniz bu mükemmel, hem işleyen hem de iyi bir durum olur. Ama B'yi bilmiyorsanız biraz daha güçtür. Bu bizi böl ve fethet dünyasına taşır. Geçen hafta ve bu sınıfın ilk haftalarında olduğu gibi gene böl ve fethet sizin dostunuzdur. İlginç olan önbelliği dikkate almayan algoritmaların tasarımında böl ve fethet sadece yegane değil aynı zamanda gerçekten yararlı bir alettir. Niçin olduğunu söyleyeyim. Birçok böl ve fethet temeline dayanan algoritma göreceğiz. Önbelliği önemsemeyenler bağlamında. Sezgime göre bütün favori algoritmalarımızı alabiliriz ama bunların her zaman işe yaramayacağı açıktır. İkili arama bir böl ve fethet algoritmasıydı. Bu o kadar önemli bir şey değil. Önemli olan genel olarak algoritmanızın normal böl ve fethet işlemini yapabilmesi. Tamam mı? Böylece problemlerinizi defalarca sabit büyüklükteki alt problemler haline gelene dek bölüyorsunuz. Daha önce yaptığınız gibi. Fakat bölme işlemini öz yenileme yoluyla yaparken bir noktada durup bunu algoritma sonuna kadar zaten yapıyor diye düşünebilirsiniz. Ama problemin bir bloğa veya ön belleğe sığması konusunda düşünebiliriz. Tamam, bu çözümlemeydi. Probleminiz yeterince küçük olduğunda başka yoldan nasıl çözümleyebileceğimizi zamanı geldiğinde düşüneceğiz. Demek ki genel olarak öz yenileme kullanıyoruz. Bir yenileme alıyoruz.
değiştirdiğimiz esas itibariyle taban şıkkı oluyor. Taban şıkkında aslında sabit bir boyuta inmiyoruz. O yol çok uzak. Size birkaç örnek göstereceğim. Öz yinelemede de ya problemin ön belleğe sığdığı, böylece M'ye küçük eşit olduğu veya bir düzeydeki bloklara sığdığı öz yineleme noktasını düşünmek istiyoruz. Bu işi normal zamanda yapmanın başka bir yoludur. Bir düzeyinde bloklar ön belleğe sığma şıkkında daha da iyi olacaktır. Öyleyse bu B düzeyinde boyut anlamına gelir. Bu yinelemenin taban şıkkını değiştirecek ve kötü yanıtlar yerine iyi yanıtlar verecek hale dönüştürecek. Şimdi basit bir örnek yapalım. İyi dostumuz düzey istatistikleri, özellikle ortancaları bulmak için. Hepiniz ezbere biliyorsunuzdur ümit ederim. Bloom tarafından bulunan ortancayı bulma algoritmasının en kötü durumunun doğrusal zamanlı olduğunu hatırlayın. Bunu hızlı yazacağım. Dizilimimizi bölüntülere ayırıyoruz. Olduğu şekliyle iyi bir algoritma olduğu ortaya çıkıyor. Dizilimimizi prensip itibariyle ne bölü 5 şeklinde 5 katlı 5'li gruplara bölüyoruz. Bu son yazdığımın aynısı olmayabilir. Kontrol etmedim ama aynı algoritma. Her 5 katın ortancasını hesaplıyorsunuz. Sonra bu ortancaların ortancasını öz yinelemeli olarak hesaplıyorsunuz. Sonra X'in etrafında bölüntülere ayırıyorsunuz. Bu bize kabaca ortada olan belli bir eleman vermişti. Sanırım orta yarımın içindeydi. X etrafında bölüntülemeyi yaptıktan sonra öz yinelemeyi her zaman sadece bir tarafta yapabileceğinizi göstereceğiz. Pekala, bu hesaplamadaki eski dostumuz düzey istatistikleri ortancalardı. Peki, bu ne kadar zaman alır? Aslında ne kadar olduğunu biliyoruz. Doğrusal zaman olması lazım. Ama kaç tane bellek transferi gerektiriyor? Prensipte bölüntülemeyi öyle yapabilirim ki bu sıfır olur. Belki burada n bölü 5'i hesaplamam lazım. Büyük bir iş değil. Burada hesaplamayı düşünmüyoruz. Her katın ortancasını bulmam lazım. Burada dizilimin ne şekilde düzenlenmiş olduğu önemli. Ama yapacağım şey dizilimimi almak, ilk 5 elemanı almak, sonra ardından gelen 5 elemanı alarak sonuna kadar devam etmek. Bunlar benim 5'li katlarım. Öyleyse önce sadece tarama yaparım. Sonra da CPU'mdaki 5 kayıt ya da yazmaçta muhafaza ettiğim o 5 elemanın ortancalarını bulurum. Bunu yaparken yeterli sayıda kayıt olduğunu varsayacağım. Ve ortancayı hesaplayarak buradaki bir dizilime yazarım. Böylece tek eleman olur. Buradaki ortanca oraya gidiyor. Bunların ortancaları da oraya gidiyorlar ve böylece devam ediyor. Burada tarama yapıyorum ve bunu paralel olarak yapıyorum. Buradaki bir çıkışı tarıyorum. Böylece iki paralel tarama oluyor. Ve bu işlem doğrusal zaman alıyor. Yani bu N bölü B düzeyi artı bir adet bellek transferi gerektiriyor. Pekala, sonra da ortancaların ortancasını öz yinelemeli olarak hesaplamamız gerek. Bu aşama N'nin T'si bölü 5 idi. Şimdi B ve M'nin aynı değerleri için MTN bölü 5. Sonra X'in etrafında bölüntü yapıyoruz. Bölmek eğer hesaplarsanız 3 paralel tarama yapmak gibidir. Yani bu da N bölü B artı 1 düzeyinde doğrusal bellek transferi gerektiriyor. Bundan sonra da sadece taraflardan birinde öz yenileme yapıyoruz. Çözümlemenin eğlenceli tarafı bu ve burada tekrarlamayacağım. Fakat MT'yi N'nin yaklaşık 4'te 3'ü kadar elde ediyoruz. Tahminim ilk başında 10'da 7 idi. Biz 4'te 3'e sadeleştirdik. Bu da 10'da 7'den büyük. Evet, büyük. Peki, bu yeni çözümleme.
Şimdi bir öz yenileme elde edeceğiz. Onu yapalım. Çözümlemede elde ettiğimiz n'nin mt'si, n bölü 5'in mt'si artı 3 bölü 4 n'nin mt'si. Bu da tamamen önceden olduğu gibi, daha önce burada doğrusal işlem yapmıştık. Şimdi doğrusal diye adlandırabileceğimiz sayıda bellek transferi, doğrusal sayıda bloklar var. Peki, buradaki artı 1'i dikkate almayacağım. Çok kritik değil. Böylece öz yenilememiz bu. Artık taban şıkkımızın ne olduğuna bağlı. Ve genelde sabit boyutta taban şıkkı kullanırız. Sabit boyutta taban şıkkı kullandığımızda ne olacağını sırf bunun önemini görmek için deneyelim. Bu durum yenilemeyi karmaşık, yenilemelerden biri olacak haline getiriyor. Yerine substitution, yani yerine koyma yöntemini kullanmak istemiyorum. Sadece bunun niye oldukça büyük bir şeyi çözeceğinin sezgisini istiyorum. Bana en büyük sezgiyi daima öz yenileme ağaçları verir. Eğer öz yenilemenin çözümünü bilmez ve bir tahmine ihtiyaç duyarsanız öz yenileme ağaçlarını kullanın. Ve bugün sizlere sadece iyi tahminler vereceğim. Yerine koymayı kullanarak bir şeyi ispatlamak istemiyorum. Çünkü daha büyük fikirlere ulaşmak istiyorum. Bu öz yenileme ağaçları açısından bile karışık. Çünkü bu dengesiz boyutlar var. Ve kökte n bölü b gibi dengesiz boyutlarla başlıyoruz. Sonra n bölü b'yi 5'te 1, n bölü b ve 4'te 3 n bölü b gibi boyutları olan şeylere bölüyorsunuz. Ve bu can sıkıcı. Çünkü bu alt ağaç bundan daha büyük olacak veya bu daha çabuk son bulacak. Yani bu oldukça dengesiz. Her düzeyde toplama yapmak da bu evrede size bir şey ifade etmez. Ama en alt düzeye bir bakalım. Bu öz yenileme ağacındaki tüm yapraklara bakın. Yani bunlar taban şıkları. Kaç tane taban şıkkı var? Bu ilginç bir soru. Bu öz yenileme bağlamında bu konuda hiç düşünmedik. Bir bakıma hayret verici bir yanıt veriyorum. Üzerinde ilk çalışmamda da benim için hayret verici olmuştu. Sorumuz, bu öz yenileme ağacının kaç yaprağı var? Hemen bir öz yenileme yazabiliriz. N büyüklüğünde bir sorudaki yaprakların sayısı, bu problemdeki yaprakların sayısı artı bu problemdeki yaprakların sayısı artı sıfır olacak. O da başka bir öz yenileme. Buna N'nin L'si diyeceğiz. Pekala, şimdi taban şıkkı gerçekten önemli. Bu yenilemenin sonucunu belirler. Şimdi biz bir boyutunda bir problemde bir yaprak olduğunu farz edelim. Yegane taban şıkkımız bu. Böyle görünüyor. Sanırım burada tahmin etmemiz gerekiyor. Bu yeterince açık değil. Öğretim görevlilerinden birinin bu problemin çözümü konusunda bir tahmini var mı? Herhangi bir kimsenin. Yalnız öğretim görevlilerinin değil. Sorum herkese açık. Eğer Charles burada olsaydı ona da sorardım. Bu konuda biraz düşünmek zorunda kaldım ve bu doğrusal değil. Evet, çünkü bir hayli küçülüyorsunuz. Öyleyse doğrusaldan daha küçük ama bir sabitten de daha büyük. Pekala, öyleyse oradaki tercih ettiğiniz fonksiyon ne? N bölü log n. Hala çok büyük. Devam edin. Burada bir kain olmalı. N'nin kanuncu kuvveti. Evet, yakın. Yani K genellikle bir tam sayıdır. N'nin alfa kuvveti ve alfa 0 ile 1 arasında belli bir rakamdır. Evet, onu demek istemiştiniz. Bu en kısa matematiksel şaka gibi, epsilonun yeterince büyük değerleri için epsilon 0'dan küçük olsun durumu gibi. Yani doğru harfleri kullanmanız lazım. Bakalım n'nin alfa kuvveti olduğunu farz edelim. O zaman bu n bölü 5'in alfa kuvvetini ve 3 bölü 4 n'nin alfa kuvvetini elde etmiş oluruz. Böyle güzel bir yenilemeniz olduğunda bir tahmin yapıp işleyip işlemeyeceğini araştırabilirsiniz. Ve tabii bu sadece alfaya bağımlı olacak.
Yani burada alfaya bağımlı bir denklem elde edeceğiz. Tüm bu öğeler n'nin alfa kuvvetini içerecekler. Öyleyse n'nin alfa kuvvetiyle bölme yapabilirim. Tabii alfanın sıfır veya öyle bir şey olmadığını varsayıyoruz. Bu makul görünüyor. Öyleyse elimizde 1 eşittir 1 bölü 5 üzeri alfa artı 3 bölü 4 üzeri alfa var. Bu finalde gelmeyecek çünkü Maple ve matematika dışında bunu çözecek başka bir yol bilmiyorum. Eğer çok zekiyseniz eminim bunu daha iyi bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Fakat alfa 0,8 civarında çıkacaktır. Öyleyse yaprakların sayısı sabit ile doğrusal arasında bir şey. Genellikle polinomsal olmak tam sayıların gücüne sahip olduğunuz anlamını taşır. Biz de polinomsal diyelim. Neden olmasın? Yaprakların çok sayıda olmaları nedeniyle eğer her bir yaprağın maliyeti sabit sayıda bellek transferi gerektirirse zor durumda kalırız. Çünkü o takdirde bellek transferlerinin en az bu olması gerekir. Eğer en az bu kadarsa o takdirde potansiyel olarak n bölü b'den büyüktür. Yani asemptotik anlamda daha da büyük olur demek istiyorum. Bu eğer b büyük ise n bölü b'nin küçük omegasıdır. Eğer b en az n'nin 0,2. Kuvveti gibi veya 7'de 1'i kadar ise bu böyledir. Ama b en az n'nin 0,2. Kuvveti ise o zaman bu şundan büyük demektir. Öyleyse bu iyi bir çözümleme değil. Aksine kötü bir çözümleme. Çünkü elde etmek istediğimiz yanıt olan n bölü b'yi vermiyor. Ortanca için yapabileceğiniz en iyi şey n bölü b'dir. Çünkü tüm elemanları okumak zorundasınız ve sadece doğrusal zaman sarf etmelisiniz. Demek ki n bölü b elde etmek istiyoruz. Bu algoritma ile n bölü b artı 1. İşte bundan dolayı iyi bir taban şıkkına ihtiyacınız var, tamam mı? Anlatmak istediğim bu. Öyleyse şimdi sorun hangi taban şıkkını kullanmalıyım? Demek ki elimizde bu özdenileme var. Hangi taban şıkkını kullanmam lazım? Sabit çok küçüktü. Burada bazı seçim olanakları listelenmiş. Bir öğrencisi olan var mı? B. Pekala. B'nin MT'si nedir? Zor kısım. Benim sorunum eğer dizilimin boyutu bir bloğa sığıyorsa ve tüm bu şeyleri onun üzerinden yaparsam bu kaç bellek transferi sürer? Bir veya sabit kadar. Sıralanış şekline bağlı olarak. Belki iki bellek transferi ama sabit. İyi. Her durumda bu taban şıkkından çok daha iyi. Birim MT'si eşit birinci düzeydir ve bu belirgin olarak daha güçlü. Bu umarız doğru yanıtı verir ve şimdi gerçekten doğru yanıtı veriyor. Bu çözümlemeyi çok seviyorum. Onun için ellerimi sallayacağım. Peki ama bu çözümleme özellikle bize ne verir? Bir önceki çözümlemeyi yapsak yaprakların sayısı ne olur? Şimdi yapraklarda L1 eşit 1 yerine LB eşit 1. Yani bu daha önce duruyor. Bu ne zaman durur? Burada N'yi 0,8 düzeyine yaklaştırmak yerine N bölü B'yi 0,8 kuvvetine yaklaştırıyoruz. Bu durumda yaprakların sayısı N bölü B üssü alfa oluyor ki bu da N bölü B'nin küçük olsuna karşılık gelir. Önemsemiyoruz çünkü çok küçük. Ve eğer öz yenileme ağacındaki kök maliyete bakarsanız bu n bölü b'dir. Ve yaprak maliyeti de n bölü b'nin küçük olsudur. Eğer elinizi sallar, gözlerinizi kapar, aradan kaçamak bakarsanız aşağı indikçe maliyet de belirli belirsiz geometrik olarak azalır. Bütün sona eren şeylerden ötürü biraz karmaşık ama maliyetin kabaca geometrik olduğunu söylemeliyiz.
final sınavında bunu yapmayın ama bu kadar karmaşık öz denemelerle zaten karşılaşmayacaksınız. Bunun için endişelenmeyin. Ancak ağacın aşağısında kök maliyetlerinin hakim olduğunu iddia ediyorum. Bunu siz kanıtlayacaksınız. Ve kök maliyeti N bölü B, çünkü N bölü B'yi elde ediyoruz. Böylece bu doğrusal zamanlı algoritma düzey istatistikleri ve ön belliği dikkate almama uygulamasında iyi bir algoritmadır. Bu sizi işten biraz soğutabilir ama bu çok basit gibi bir algoritma olmasına karşın yapacağımız en karışık çözümlemedir. Gelecekte algoritmalarımız daha karmaşık. Çözümlemeleri ise nispeten basit olacak. Bu genelde ön belliği dikkate almayan algoritmalar için de geçerli. Bunları anlattıklarım neden yeterli olması gerektiği konusunda sezginizi artırmak için söylüyorum. Kanıtlamasını sizin yapmanız gerekiyor. Pekala, Böhl ve Fetet'in yararlı olduğu başka bir probleme iyi dostumuz matris çarpımına geçelim. Bu sınıfta bunu kaç defa gördüğümüzü bilmiyorum ama özellikle geçen hafta bir çok izlekli algoritmada öz yenilemeli matris çarpımı bağlamında görmüştük. Gene algoritmayı hemen vermeyeceğim fakat çok farklı bir şekilde analiz edeceğiz. Şimdi büyük harf C ve büyük harf A'mız var. Ve bu seçimleri kendiniz yapabilirsiniz. Aslında standart matris çarpımı işlemini sıra sıra ve sütun sütun yapabilirim. Ve bunun niye burada kötü olduğunu görürüz. Ve sonra öz yenilemeli olanı yapar ve onun niye iyi olduğunu görürüz. Veya standart algoritmayı atlayabiliriz. Şimdi kaç kişi standart algoritmanın neden kötü olduğunu görmek istiyor? Çünkü bu çok açık değil. 1, 2, 3, 4, 5 sınıfın yarısı mı? Vay vay. Bu bayağı çok oldu. Şimdi kaç kişi bunu atlamak istiyor? Hiç kimse. Bir kişi, tamam. Ve geri kalanlar uykudalar. Öyleyse bu çok iyi. %50'nin uyanık olması fena değil. Pekala. Öyleyse konumuz standart matris çarpımı. Bunu süratli yapacağım. Çünkü hepiniz algoritmayı biliyorsunuz değil mi? Bu C değerini hesaplamak için A'da bu sırayı alırsınız. Ve B'de bu sütunu. Özür dilerim. Biraz dikkatsizlik yaptım. Ama bunun aynı hizada olması lazım değil mi? Böylece tüm bu şeyleri alıyor, bu şeyleriyle çarpıyorum, hepsini topluyorum, nokta çarpımını buluyorum. Bu bana bu elemanı veriyor ve bunları bu düzende sıra sıra yapıyorum. Böylece C'deki her öğe için A'daki bu sıra ve B'deki bu sütunu çevrime alıp onları birbiriyle çarpıyorum. Bu bellekteki erişim modeli. Kesin olarak kaça mal olacağı tabii bu matrislerin bellekte ne şekilde düzenlendiğine bağlı. Bu önceki örneklerde her şey tek düze olduğu için endişelenmediğimiz bir incelikti. Standart algoritmaya iyi bir algoritma olması için en iyi şansı tanımak istediğimden C'yi sıra öncelikli düzende, A'yı sıra öncelikli ve B'yi de sütun öncelikli düzende depolayacağım. Böylece her şey güzel ve tarama yapıyorsunuz. Öyleyse bu iç ürün yani çarpım bir taramadır. Mükemmel, harika görünüyor değil mi? Ama kötü. A'nın sıra öncelikli, B'nin sütun öncelikli olduklarını farz edin. Ve C'nin de ikisinden herhangi birine benzeyebileceğini varsayabilirsiniz. Ama onu sıra sıra ele aldığım için C'yi sıra öncelikli kabul edeceğim. İşte buna matrislerin düzeni, yani matrislerin bellek düzeni diyorum. Bu algoritma için iyi ama algoritma iyi değil. Öyleyse o kadar da muhteşem değil. Peki bu ne kadar zaman alıyor? Kaç tane bellek transferi var? Bunun m küp zaman aldığını biliyoruz. Bunu sınamaya veya aşmaya çalışmayacağım. Standart matris çarpımını deneyip elde etmek için daha hızlı gideceğim. Buradaki her öğeyi taramak ve iç çarpımı elde etmek için n bölü b ödüyorum.
Öyleyse bu Ö'ye başına N bölü B ediyor. Yani bu N bölü B veya buradaki artı 1'i kullanarak her C, İ, J'yi hesaplayabiliriz. Bu da üst sınır olarak en azından N küp bölü B'yi hatıra getirir. Gerçekten de bu doğru sınırdır. Yani teta. Tabii bunlar bellek transferleri, zaman değil. Gerçekten olay bu. Çünkü sonraki adımlara bakarsanız, bu C, İ, J'de işlem yaptığımda, sonra bunda, J'yi artırır ve İ'yi sabit tutarım, tamam mı? Böylece kullandığım sıra uzun süre sabit kalır. Böyle kalıyorsa, örneğin belki bir bloğa sığıyorsa, o sırayı tekrar kullanırım. Yani eğer ön belleğe sığıyor ise birkaç kere daha kullanırım. Fakat sütun her defasında değişiyor. Öyleyse bir sonraki C, İ, J'yi hesaplamak için buraya her gelişimde bir sütun ön belleğe sığsa bile bütün sütunları ön belleğe sığdıramam. Çünkü bildiğiniz gibi ziyaret ettiğim sütunlar hareket ederler ve bir taraftan diğerine tarama yaparlar. Öyleyse her defasında bu matrisin tamamını tarıyorum. Matrisinizin tamamı ön belleğe sığdığı takdirde, ki bu halde her şeyi yapabilir, hiçbir şeye aldırmazsınız. İşlem sabit bir zaman alacaktır veya onu ön belleğe okumak, yapacağınızı yapmak ve tekrar dışarı almak M bölü B süresini alacaktır. O sıkıcı durum hariç burada her sıra için N kare bölü B ödemeniz gerekir. Çünkü her bir sıra için tüm sütunları taramak zorundasınız. Buradaki her sıra için bu matrisin tamamını okumanız gerekir. Yani bunların tümü için gerçekten N küp bölü B'ye ihtiyacınız olur. Bu da genellikle bir tetadır. Ziyanı yok. Buna mükemmel diyebilirsiniz. Bu problemin büyüklüğü olağan koşma süresi bölü B'dir. Bu olayla doğrusal zamanla düşünürken karşılaşmıştık. N'ye karşı N bölü B'ydi. Probleminiz N boyutunda ise N bölü B'den daha iyisini yapamazsınız. Oysa şimdi karşımızda kümü var. Bu da bizi iyi bir mekansal yere sahip olmaya yönlendiriyor. Bir bloku okurken tamamını kullanıyoruz. Güzel, optimal gözüküyor. Ancak iyi bir zamansal yerimiz yok. Doğru şeyleri depolamış, onları saklamış ve defalarca kullanmış olabiliriz. Çünkü bir elemanı aradığımızda genellikle kümü sayısında kullanırız. Belki doğru söyleyiş tarzı tam bu değil. Fakat matrisleri ve bu öğeleri sıkça kullanırız. Eğer N kare şey üzerinde N küp çalışma yapıyorsak çok kullanıyoruz demektir. Ama bundan daha iyisini yapmak istersek görmüş olduğumuz öz yenilme algoritmayı kullanmalıyız. Bu algoritmayı oldukça iyi biliyoruz. Sizlere sadece düzenin ne olduğunu söylemem lazım. C 1-1, C 1-2 vesaire gibi bölüntülerden oluşan C'yi alıyoruz. Böylece N çarpı N matrisim var. Bunu N bölü 2'ye, N bölü 2'lik alt matrislere bölüntülüyorum. Ve üçünü de N ile çarpmam gerekiyorsa çarpıyorum. Bunu yazabilirim ama gene de yazmayacağım. Tamam, bunu 8 matris çarpımı ve bir takım matris toplamıyla öz yenilemeli olarak hesaplayabilirsiniz. Sabit sayı hariç kaç tane olduklarını aldırmıyorum. Bunu şimdiye kadar en az 2 defa gördük. Onun için tekrar göstermeyeceğim. Şimdi matrisleri nasıl düzenlerim? Herhangi bir öneri var mı? Bunları sıra öncelikli düzende yerleştirebilirim. Buna öncelikle düzenleyeceğim ama şimdi bu pek doğal olmaz. Burada sıralar ve sütunlarla ilgili herhangi bir şey yapmıyoruz. Pekala, hangi yerleşimi kullanmalıyım? Kuartet öncelikli düzen mi? Belki quadrant major order, yani dörtlü öncelikli düzen demeliydiniz. Tabii müziğe eğiliminiz yoksa. Bu iyi fikir. Bu düzeni şimdiye kadar hiç görmediniz. Belki bunun için olağan gelmeyebilir. Bir şekilde bunu bloklar halinde gruplamak istiyorum. Sanırım hepsi bu kadar. Yani bu öz yenilemeli bir yerleşim. Bu kolay bir soru değildi.
Zararı yok. Matrisleri öz yenilimli şekilde bloklar halinde depolayın veya yerleştirin. Birazcık hile yapıyorum. Matrislerinizin bu şekilde yerleştirildiğini varsayarak problemi yeniden tanımlıyorum. Ama çok fark etmeyecek. Hile yapabiliriz, değil mi? Aslında hiç fark etmez. Bir matrisi çok fazla doğrusal bir çalışma yapmadan neredeyse doğrusal çalışmayla bu yerleşime dönüştürebilirsiniz. Belki log faktörleri oranında çalışmayla. Demek ki A matrisimi doğrusal bir şekilde depolamak istersem şu yerleşimi öz yenilimli şekilde tanımlarım ve sol üst köşeyi öz yenilemeli olarak depoladıktan sonra örneğin sağ üst köşeyi depolarım. Bunu hangi sırayla yaptığımın hiç önemi yok. Bunu daha büyük çizmeliyim. Sonra da sol alt köşeyi ve sonra sağ alt köşeyi öz yenilemeli olarak depolamalıydım. Öyleyse bunu nasıl depo edersiniz? 4'e bölersiniz, sol üst köşenin yerleşimini yaparsınız ve böylece devam edersiniz. Evet, bu doğrusal dizilimde elemanın nasıl depo edileceğini öz yenilemelinin bir tanımlamasıdır. Biraz gariptir ama ön belliği dikkate almayan algoritmalar için çok güçlü bir fikirdir. Bunu birkaç kez kullanacağız. Şimdi yapmamız gereken şey bellek transferlerinin sayısını çözümlemektir. Bu ne kadar güç olabilir? Yani bütün matrisleri bu düzende depolayacağız ve bellek transferlerini NN1 matris için hesaplamak istiyoruz. Görüyorsunuz küçük harf N'ye geçtim ve konuyu biraz değiştirdim. Bu hafta boyunca tarihi nedenlerle algoritmaların anlatımında hep büyük N kullanmalıyım. Tüm dış bellek türü algoritmalar ve iki düzeyli algoritmalarda hep büyük N tercih edilmiştir. Ve nedenini sormayın. Küçük N'nin ne olması gerektiği konusunda yapılmış tanımları görmelisiniz. Pekala. Şimdi, yinelemenin ne olması gerektiği konusunda herhangi bir görüş var mı? Yineleme ile ilgili bütün bu kurulum aslında çok kolay. Şüphesiz N bölü 2'ye N bölü 2 matrislerin çarpımını içeriyor. Böylece buraya ne gelir? Sekiz. Teşekkür ederim. Onu bilmeniz gerek. Şaşırtıcı kısım da burada neyin geldiği. Peki, şimdi buraya neyin geldiğini de yazabilirim. Bu matris toplamları, şimdilik onları unutun. Yoklarmış gibi farz edin. Sadece öz yenilemeli şekilde çarpma yapmam lazım. Burada 8 çarpı n bölü 2 sayıda bellek transferinin olması durumu bu yerleşime dayanır. Tamam, verilen dizilimlerin yan yana yani ardışık aralıklar ve bellekler şeklinde olduklarını varsayıyorum. Eğer böyle değillerse, tersine tüm bellek üzerinde oraya buraya düzensiz olarak saçılmışlarsa bittim demektir. Yapabileceğim hiçbir şey olmaz. Fakat elimde bu öz yenilemeli yerleşim varsa bu çeşit öz yenilemeli çarpımların ben ne yaparsam yapayım daima ardışık 3 parça belleği kapsayacağını biliyorum. Biri A, biri B ve biri de C olmak üzere. Diğer taraftan ardışık depolandıklarından öz yenilemeli olarak o invariant yani değişmezliğe sahibim ve öz yenileme yapmaya aralıksız olarak devam edebilirim ve her zaman 3 ardışık bellek parçasıyla çalışırım. Bu nedenle bu yerleşimin de bunları anlatabilmesini istiyorum. Peki şimdi toplamanın maliyeti ne kadar? Size sadece 2 matris vereceğim. Bunlar belli bir doğrusal düzende. 3'ü içinde aynı doğrusal düzende depolanmışlar. Doğrusal düzenin ne olduğunu dikkate alıyor muyum? Çıkışı elde etmek için 2 matrisi nasıl toplamalıyım? Evet. Doğru. Eğer 3 dizilimin her biri aynı düzende depolanmışsa, üçünü de paralel şekilde tarayarak birbirine karşılık gelen elemanları toplar ve üçüncüye çıkış yapabilirim. Öyleyse bu değişmediği sürece ve n kare bölü b'ye elde ettiğim sürece düzenin ne olduğunu aldırmam. Buradaki artı 1'i dikkate almıyorum. Bu sadece matrisin bütününe bakmaktır. Devam ediyoruz. Bir yenileme daha var. Bunu n kare olarak görmüştük. Şimdi n küp elde ettik. Ama öyle görünüyor ki şimdi doğru taban şıkkını kullanabilirsek daha iyi bir şey elde edebiliriz. Böylece şimdi taban şıkkına yani şaşırtıcı kısma gelmiş bulunuyoruz. Bu durumda ne çeşit bir taban şıkkı kullanmamız gerektiği konusunda bir görüş var mı?
Blok boyutu iyi bir öneri. Eğer blok boyutu B düzeyinde ise bunun sabit sayıda bellek transferi gerektirdiğini biliyoruz. Ama bunun yeterli olmadığı anlaşılıyor. Burada bir çözüm sağlamayacak ama iyi bir tahminde. Ancak bu durumda problemin doğru yanıtı değil. Olmadığını göstermek için biraz sezgiye başvuracağım. Biz burada N küp bölü B'yi geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer bunu sadece B'ye bölünmesiyle ilgilendiyseniz bu çok iyi bir taban şıkkı olurdu. Ama burada yalnızca blok boyutunun getireceği bir iyileştirme yeterli değil. Öyleyse ön belleğin büyük olduğunu hatırlayarak bir şekilde bu olanağı kullanmalıyız. Ön belleğin boyutu M. M ne kadar büyük ise boyut da o kadar büyük demektir. Tamam, bunu geliştirmek istiyorsak formülümüzde bir yerlerde M olması lazım. Oysa henüz M'ler yok. M'nin bir yerlerde olması lazım. Şu ne? M'nin MT'si bölü B mi? Bu işe yarar. Ama M'nin MT'si aynı zamanda belli bir sabit çarpı M demektir. Bu sabiti problemin tamamını ön belleğe sığdırabilecek kadar küçük yapmak istiyorum. Yani 3'te 1'i kadar. Bir dakika, bu aslında karekök M değil mi? Evet, bu bir N'ye N matris, öyleyse bunun C karekök M olması gerek, affedersiniz. Karekök M'ye karekök M boyutlu matrisin M sayıda girişi vardır. Eğer C'yi 3'te 1 veya o civarda yaparsam 3 matrisin tamamını belleğe sığdırabilirim. Aslında 1 bölü karekök 3'te bunu karşılar ama kimin umurunda? Belli miktar C sabiti için şimdi her şey belleğe sığıyor. Bu kaç bellek transfer eder? 1 mi? Bu biraz az çünkü problemi okuma zamanında lazım. Şimdi burada 1 vardı. Çünkü okuyacak yalnız 1 blok vardı. Şimdi okunacak kaç blok var? Sabitler mi? Hayır. B mi? Hayır. M bölü B. İyi. Sonunda doğruyu buldunuz. Kahin gibi düşünmenin iyi tarafı da bu. İstediğiniz kadar tahmin yapmaya devam edebilirsiniz. M bölü B çünkü M boyutunda ön belleğimiz var. M boyutlu ön belleğin içinde de okunacak M bölü B blok var değil mi? Belki uzun süredir kullanmadığımız için M'nin ne olduğunu unuttunuz. Fakat M ön bellekteki elemanların sayısıdır. Bu ise ön bellekteki blokların sayısı. Pekala, bazılarınız B diyordu. M bölü B'nin B kadar olabileceğini düşünmek makul. Karesel ön bellek gibi ama genellikle bu varsayımı yapmayız. Pekala. Nerede kalmıştık? Dersi bitirmiş gibiyiz. İyi çünkü 3 dakikamız var. Demek ki taban şıkkımız bu. Burada bir karekök var. Bunu unuttum. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Şimdi bu daha kolay bir yenileme değil mi? Master metodu kullanmak istemiyorum. Çünkü master metot bu B'ler, M'ler ve bu çılgın taban şıklarını çözümleyemez. Tamam, master metot N kübü kanıtlayabilir. Mükemmel. Master metot bu çeşit sorunları değerlendirmez. Fakat recursion trees yani öz yenileme ağaçları durumunda eğer gerilere gidip master metodun kanıtlamasını hatırlarsanız öz yenileme ağacına bakıp geometrik açıdan aşağıya yukarı her şey eşitse bunların hepsini her düzeyde toplamıştık. Buradaki önemli nokta bunun iyi bir öz yenileme olduğu. Tüm alt problemler aynı boyutta ve bu çözümleme daima işler. Yani her şey tüm çocuklar aynı boyutta olursa. Öyleyse burada bir öz yenileme ağacı var. Tepede n kare bölü b var. Bunu her bir yarım n kare bölü b maliyetinde 8 alt probleme bölüyoruz. Ayrı ayrı hepsini yazmayacağım. Siz toplayın. Ne elde edersiniz? 8 taneydi. 8 defa yarım 2 yapar. Hayır, 4 eder. Teşekkürler. 4 değil mi? Aritmetikte zayıfım. Belki daha önce de söyledim. 3 çeşit matematikçi vardır. Toplama yapabilenler ve yapamayanlar. Pekala. Buna niye bakıyorum? Bu çok açık. Öyleyse devam ederiz. Bu geometrik olarak artıyor görünüyor. Değil mi? Eğer ilk iki düzeyde çalışıyorsanız artıyor mu azalıyor mu? Eşit mi değiller mi? İçinizden bilebilirsiniz. Sonra düşünseniz iyi olur. Ama ben bunu geometrik olarak artıyor görüyorum. Sanırım bir sonraki düzeyde gerçekten 16 gibi olacak gibi görünüyor. Tamam, zaten artmalı. Yani artıyor. Artmaya devam etmesi yaprakların önemini gösterir. Öyleyse yaprakları hesaplayalım. Ve bu taban şıkkını kullandığımız aşamadır.
karekök M boyutunda bir problemimiz var ve böylece evet bir sorunuz mu var? Oo, gerçekten. Bir şeyin olduğunu biliyordum. Şuradakinin 2 olması lazımdı. Teşekkürler. Sizler bunun için buradasınız. Gerçekten bu N bölü 2 kare bölü B. Teşekkürler. N bölü 2'yi bunun yerine koyuyorum. Böylece bu aslında N kare bölü 4B. Böylece 2 elde ediyorum. Çünkü 8 çarpı 1 bölü 4 var. Aslında çok fazla uzaklaşmamışım. Hala geometrik olarak artıyor değil mi? Ama gerçekten fark etmez. Maliyet ne olursa olsun birden büyük olduğu sürece mükemmel. Şimdi yapraklara bakıyoruz. Yapraklar karekök M'ye karekök M. Karekök M'yi bunun yerine koyuyorum. M bölü B ile bazı sabitler elde ediyorum. Kimin umurunda? Böylece her yaprak M bölü B ve bunlardan çok var. Kaç tane? Öz yedinimi ağaçlarıyla çalışırken bunun tek sıkıcı tarafı her zaman yaprakların sayımı olur. Haydi N matrisiyle başlayalım. Aşağı doğru karekök N'ye karekök N matrisiyle geldiğimizde duralım. Şu sanki bir şeymiş gibi görünüyor. O da ne? Burada hile yapıyorum. Gerçekten mi? Bu kadar çok olması üzerinde durmaya değer. Pekala. İddia şu ve burada hile yapacağım. Yani burada kehanet kullanacağım ve bunun niye böyle olduğunu meydana çıkaracağız. N bölü kök M, küp yaprak. O da ne? Galiba burada ağacı görmek güç. Ama matrisin içinde görmek kolay. Matrisin içine girelim. Burada büyük matrisimiz var. Yarıya böldük. Öz yedinimiyle yarıya bölüyoruz. Öz yedinimiyle ikiye bölüyoruz. Fikri kavruyorsunuz tamam mı? Şimdi belli noktada bu sektörler, diyelim ki bu sektörlerden bir tanesi ve bu sektörlerin her biri ön belleğe sığıyor. Ve üçü de ön belleğe sığıyor. Çözünürlemede ön yenilemeyi o zaman durduruyoruz. Algoritma ise sonuna kadar devam ediyor. Ama çözünürlemede M'de duruyoruz diyelim. Şimdi, kaç tane yaprak veya problem var? Fakat bir dakika, bunlar hala belirgin değil. Pekala, buradaki yaprak parçalarının sayısının N bölü kök M kadar olduğunu söylüyorum. Ama bu hala çok açık değil. Çünkü bu şeylerden o kadar çok var ki. Ama zarar yok. Şimdi bu boyutta parçalarla normal, sıkıcı matris çarpımının nasıl yapılacağını düşünelim. Aslında bunu bana yaprakların söylemesi lazım. Bu büyük problemle başlıyorum. Tüm bu küçük küçük şeylere öz yenileme yaparak çıkıyorum. Bunu onunla çarpıyorum. Tamam. Bu karekök M'ye karekök M parçasında. Pekala. Onlarla kaç tane işlem, kaç tane çarpma yapıyorum? N küp. Ama şimdi N matrisi bu küçük alt matrisler cinsinden N bölü karekök M. Böylece bu boyutlu N bölü karekök M küp tane alt problem olur. Eğer bunu hesaplarsanız normalde sabit boyuttaki şeyler elde ederiz ve bunlardan tam M küp adet olur. Şimdi bu aşamada durur ve bunlardan kaç tane varsa da onun küpü kadar olacağını söyleyebiliriz. Tamam, bu bir çeşit işi kısa kesmek. Bunu yaprakların sayısını yineleme yöntemiyle çözebilirsiniz. Ama işte elde ettik bile. Böylece buradaki toplam N bölü N olduğunu hesaplayalım. N küp bölü M, M'nin 3 bölü 2. kuvveti. Yani yaprakların sayısı çarpı yaprak başına maliyet yani M bölü B. Bazı M'ler birbirini götürür ve N küp bölü B çarpı karekök M'yi elde ederiz. Ki bu da N küp bölü B'den karekök M faktörü kadar daha iyidir. Aslında bu bayağı fazla. Ön bellek boyutunun karekök kadar. Bu optimal yani en iyi sonuçtur. İki düzeli matris çarpım algoritmasıyla elde edilebilecek en iyi bellek transferi sayısı N küp bölü B karekök M'dir. Hayret, ders süresini açtım.
Bu algoritmayı önemli şeyler için genelleştirebilirsiniz. Ama bunun en yararlı olduğu konu öz denirme yoluyla matris çarpımı yapmaktır. Gelecek derste ön belleği dikkate almayan algoritmalar için başka öz denirme örneklerini göreceğiz.